Arkadaşlar merhaba. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Test kuralı düzenlemiş olduğum bugünkü eğitime özürlerle birlikte aramızda olduğunuz için sizlere bir kere teşekkür ediyoruz. Sevgili meslektaşımın ızdırabına veyahut da rahatsızlığına biz de katılıyoruz yönetim olarak ama bazı konulara arkadaşlar biraz daha geniş açıdan bakmakta yarar var. Bulunduğumuz şehir İstanbul. Bugün çoğu meslektaşımız telefonla tabii kendilerine gelmek bilmiyorlar ama eğitim mümkünse saat 1 ve 1'den sonra başlamak rica eden arkadaşlarımız var. Çünkü çalışan arkadaşlarımız iş yerine saat 1'de paylaşıyor diyorlar. Onun için de biz de eğitim arkadaşlarımız ders saati açıldıktan sonra tekrar kapının açıp kapanmaması adına sizlerden özür dileyerek 10-15 dakika anlayışınızı rica ediyoruz. Onun için geç kaldığımız için kusura bakmayın arkadaşlar. Haklılık payınız yüksektir. Ama maalesef bir toplumsal değer olduğu için, bugünkü eğitim geniş bir kitleyi ilgilendirdiği için bazen sizlerin de anlayış bekliyoruz. Onun için kusura bakmayın. TESPA'nın bugün 5 eğitim biriminde verdiği eğitimlerin bir tanesi de bugün İsmolar Tedbinası'ndadır. Eğitim arkadaşlarımız, iki arkadaşımız, sevgili Sema Bekçi arkadaşımız, diğer arkadaşımız Sedat Göçgüler arkadaşımız aramızda. Bugün kendilerinin sağlık işletmeleri, muhasebe ve vergi uygulamaları konulu açıklamalarını bulunacaklardır. Kendilerinden edindiğimiz bilgiler şimdiden teşekkür ediyoruz. Büyük bir özveriyle bu arkadaşlarımız biz bugün kürsü oluşturmaktayız. Arkadaşlarımız belki farklı değilsiniz ama arkadaşlar 4-5 aydır sadece bu eğitimleri planlayıp bugün karşısına çıkmak için gerçekten cumartesi pazar günlerini feda ederek hiçbir maddi çıkar gözetmeden meslek danışıklarına faydalı olmak, odamızın eğitim çalışmalarına katkı sunmak adına aramızda aradı. Kendilerine şahsım adına, yönetim adına teşekkür ediyorum. Başarı dileklerimi sunuyorum. Sizlere kolay gelsin diyorum. İyi eğitimler arkadaşlar. Saygıdeğer oda yöneticilerim, değerli meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünkü seminer konumuz sağlık işletmelerinde muhasebe ve vergi uygulamaları. Çok spesifik bir konu, yani her meslektaşı ilgilendiren bir konu değil. Ya sağlık sektöründe bağımlı çalışan meslektaşlarımı ilgilendiriyor ya da sağlık sektöründe müşavirlik ya da danışmanlık yapan meslektaşlarımı ilgilendiriyor. Şimdi bağımlı olarak sağlık sektöründe çalışan arkadaşların içinden öğrenebilir miyim? Bağımlı çalışan yok sanırım. Peki bağımsız olarak müşavirlik ve danışmanlık yapan meslektaşlarım? Diğer kalan arkadaşlar bizi desteklemeye geldiler sanıyorum. Efendim? Fazla bilgi gözünü çıkartıyor. Fazla bilgi göz çıkartmaz, öğrenmek gerekiyor. Süper, harika. Evet, eğitimin ilişkisi yok tabii. Her zaman faydalıdır mutlaka. Tekrar da hoş geldiniz diyorum. Faydalı geçmesini umut ediyorum. Kısaca kendimi tanıtayım. Sema adım, Sema Bekçi. Bu mesleğe, yani muhasebeye lise 2 stajyerlikle başladım. Ve 23 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. 2007 yılında meslek mensubu oldum. Barbaro Üniversitesi mezunuyum. Son 3 yıldır kendi ofisimi işletmekteyim. Ondan öncesinde ofisimi işletmeden öncesinde son 5 yılın sağlık sektöründe yöneticilik, mali ve idari konularda yöneticilik yaparak geçirdim. Aynı zamanda İSMO bünyesinde eğitmenim. Şimdi biraz önce dediğim gibi çok spesifik bir konu sağlık işletmeleri seminerimiz. Diğer sektörlerden ayrıcalıklı, özellikli durumları en önemli kısmı, yani bir turizm olarak düşünelim, bir inşaat, bir kuyumculuk olarak farkı, bir kere sosyal sorumluluk tarafı var. Sosyal sorumluluk gerektiren bir sektör. Yani insanlara şifa veren, sağlık veren bir kurum olduğundan dolayı diğer sektörlerden en önemli farkı budur. Bunun dışında İnsan ve ruh sağlığını, insan ruh ve beden sağlığını ve
hayatı söz konusu olduğu için bu sektörde hata pek telafi edilemez biliyorsunuz. Yani bizim mesleğimizde hata yapılabilir. Bunun bir telafisi vardır. Belki maddi anlamdadır. Belki bizi üzer ama sağlıkta bu hata pek telafi edilemez. Çünkü insanın sağlığı ya da hayatı söz konusu olduğu için sağlık sektöründeki en önemli farklar, diğer sektörlerde en önemli farkı da bir farklı. Şimdi sunumuma başlamadan öncesinde soru cevap kısmımız olacak arkadaşlar bu eğitim semineri sonunda. Bu soru cevap kısımlarını dilerseniz not alın. Sunumun sonunda dile getirirsiniz. Dilerseniz konu geldikçe aklınıza gelen sorular varsa da verebilirsiniz. Eğitmen arkadaşımız Sedat Hocam ve ben dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince sorularınıza cevap bulmaya çalışacağız. Çok spesifik sorular olabilir. Yani çok özellikli durumlar olabilir. Bunlarla ilgili de hani diğer arkadaşların da vaktini çalmamak adına sorup yazdığınızda mail adreslerini de yazarsanız biz çok spesifik sorularınıza mail ortamında da göreceğiz. Sağlık işletmeleri. Bu karmaşık yapım içerisinde özel hastaneler de sayı anlamında ve uygulama anlamında çok yer aldığı için özel hastaneler üzerinde daha yoğun eğitim slaytlarımız yer almaktadır. Sağlık sektörü, sağlık elde etmek ve toplumun refahını sağlamak için bununla ilgili çok geniş kapsamlı altyapısı olan sistemlerin altyapısı olan çok geniş bir kavramdır. Bireyin bedenen ve ruhen tam olarak esenlik içinde olması için sunulan hizmetlerin bütünü olarak açıklayabiliriz. Yaşam kalitesini ve mutluluğunu doğrudan etkiler. Yani halk dilinde de çok fazla kullanırız. Sağlık olsun, her şeyin başı sağlık. Sağlık olmadan hiçbir şey olmaz şeklindeki ifadeler de zaten bunu doğruluyor. Bu kendi sağlığımızı ya da yakınlarımızın sağlığını yitirdiğimiz zaman bunu çok daha yoğun hissediyoruz. Tarihçesine bakacak olursak 13. yüzyıla dayanıyor. Sosyal devlet anlayışıyla ücretsiz hastaların bakımıyla ilk milyadını oluşturuyor. Anadolu'daki ilk tıp merkezi 1204-1206 yılları arasında çifte medrese denilen gevher nesil adına kardeşi 1. Riyasettin Keysürek tarafından tıp merkezi ve şifahanesi olarak kurulmuş oluyor. Efendim? Kayseri'de. Kayseri'de, evet. İşletmede sağlık işletmelerini çeşitli kategorilere ayırabiliriz. Faaliyetlerine göre, mülkiyetine göre, ölçeğine göre. Yani çeşitli birçok alanda kategorize edebiliriz. Örneğin faaliyetine göre ayırdığımız zaman endüstri, ticaret, hizmet olarak ayırabiliriz. Örneğin bir ilaç fabrikası ya da tıbbi cihaz imalatı bir düşündüğümüz zaman endüstrisi olarak düşünebiliriz. Ticari olarak baktığımız zaman işte bir eczane gibi sert malzeme satılan iş yerleri olarak düşünebiliriz. Hizmet dediğimiz zaman hastaneler aklımıza gelmekte. Mülkiyet olarak kamu, özel, yabancı, harma şeklinde kategorize edebiliriz. Ölçek anlamında biliyorsunuz A sınıfı, B sınıfı derler genellikle hastanelerde. Mikro, orta, makro, dev şeklinde ayırabiliyoruz. Sürelerine göre hastaneler biliyorsunuz arkadaşlar 7-24 metre olarak kurmuşlardır ama onun dışında
mesai saatlerine bağlı olan eczaneler vardır, saat malzeme satılan kurumlar vardır. Bunlar mesai saatlerine göre parti sezonluk dediğimiz faaliyet süreleri sezonluk olarak da tabii göz edilebilir. Hukuki yapı olarak değerlendirdiğimiz zaman gerçek ve tüzel, şahıs ve şirket olarak, sermaye şirketi olarak ayrılabilir. Hizmet sunulan bireyler olarak baktığımız zaman herkese hizmet sunulan kurum, işletim olabilir ya da mensuplarına örneğin bir ortak sağlık birimi denilebilir, aile hekimi denilebilir. Biliyorsunuz onlar sadece kendi bulunduğu bölgede mensuplara hizmet verirler. Mükellefiyete göre baktığımız zaman tam ve dar mükellefiyet ve vergilendirme olarak baktığımız zaman da vergiden muaf, götür usulü de gelir ve kurumlar olarak kategorize edilebilir. Sağlık sektörünün başlıca ürünlerini gözden geçirecek olursak, üst kademe sağlık yönetim hizmetleri, insan gücü eğitimi hizmetleri, bu çok önemli arkadaşlar. Sağlıkta insan gücü eğitimi, yani bir tıp fakülteleri, bir sağlık kuruluşları, bir sağlık yüksek okulları, bunun dışında danışmanlık şirket eğitim danışmanlıkları vardır. Artık şirket içi eğitimleri vardır ki bunlar olmazsa olmazlardandır. Koruyucu sağlık hizmetleri, o geleceğiz bu konulara, yataklı tedavi hizmetleri, hayatı tedavi hizmetleri, poliklinik ve muayenehane hizmetleri, laboratuvar görüntüleme hizmetleri, ilaç dağıtım, eczane, tıbbi cihaz, üretim ve satışları, ambulans gibi, adli tıp hizmetleri, hudut sahil hizmetleri ve sağlık güvenliği hizmetleri olarak sınıflandırabiliriz. Sağlık hizmetlerini gruplandırdığımız zaman koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri ve sağlığın geliştirilmesi olarak sınıflandırabiliriz. Koruyucu sağlık hizmetlerinde sunulan kurumlar nelerdir? Bakacak olursak sağlık evi, sağlık ocağı, veren savaş dispanseri, kadın sağlığı aile planlaması merkezleri, geri hastalıkları dispanserleri, kanser erken teşhis tarama ve eğitim hizmetleri, aile hekimliği gibi sınıflandırabiliriz. Tedavi hizmeti sunan kurumlara baktığımız zaman özel muayenehaneler, günübirlik cerrahi hizmetler, cerrahi merkezleri, evde bakım ve hastaneler sıralanır. Şimdi bugünkü bu slaytımızı biraz önce anlattığım sadece ön bir bilgiydi. Genellikle özel hastaneleri temel aldık. Bunun nedeni ise sağlık sistemi çok karmaşık bir yapıya sahip. Karmaşık yapı içerisinde hastaneler de hem sayı anlamında hem sunduğu hizmet açısından da sistemin en önemli altyapısını oluşturduğu için özellikle hastaneleri konu aldık bu slaytımızda, sunumumuzda. Dünya Sağlık Örgütü açısından hastaneleri ele aldığımız zaman hastaları kontrol altında tutan, tanı ve tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyon hizmetleri veren sağlık kuruluşları olarak tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletim Yönetmeliğindeki ise hastanelerde tanım şudur: hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis ve tedavi ve rehabilitasyon edildikleri aynı zamanda doğum yapılan kurumlar olarak tanımlanmaktadır. Kamu ve özel olarak ayırdığımız zaman hastaneleri, kamuda Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, Milli Savunma Bakanlığı, belediyeler, özel hastanelere baktığımız zaman da dernekler, vakıflar, azınlıklar, yabancılar ve özel olarak sınıflandırabiliyoruz mülkiyetlerine göre değerlendirdiğimiz zaman. Şimdi hastanenin özelliklerine baktığımız zaman biraz önce zaten konuşmalar esnasında dile getirdim. Eğitim zorunluluğu, sadece hekim ya da sağlık personeli olarak düşünmeyelim. Bir karşılama hostesinin, bir hostesinden tutun bir temizlik personeline kadar her birinin eğitim zorunluluğu gerekiyor. Matris örgütlenme yapısına sahip, hiyerarşik bir örgütlenme. 7-24 hizmet verme durumunda. İnsan memnuniyeti hassas temelleri oturmakta. Biraz önce dile getirdiğim gibi sosyal sorumluluk tarafı olan bir olgu olduğu için, yani örneğin diğer
sektörlerle değerlendirdiğimizde turizm dedik biraz önce, inşaat dedik biraz önce. Turizmde otelle hastaneleri kıyaslayacak olursak, örneğin otele biz mutlu bir şekilde gideriz çünkü tatil için gideriz, öyle değil mi? Hastane ise doğum dışında genellikle ya bir hastalıktan şüpheleniriz ya da bir hastalıktan dolayı gideriz. Zaten mutsuz gideriz. Yani bu da insan memnuniyetinin hassas temelde oturmasındaki neden budur. Yani zaten mutsuz giderken onu memnun etmek bir turizmde olduğundan çok daha zordur. Artık somut bir hizmet sunulmuyor. Gözle görülür, elle tutulur bir hizmet sunulmadığı için insan memnuniyeti burada oldukça zordur. Yaygın bilgi teknolojileri kullanımı mümkün, mecburdur. Yani bunu yapmak zorunda hastaneler. Zorunlu atık yönetimi vardır. Mutlaka karşılaşmışızdır hepimiz. Bir çöp konteyneri rakaması vardır. Evsel atık, tıbbi atık denilir. Bu tıbbi atıklar normal evsel atıklarla aynı yerde toplanılmaz. Tıbbi atık taşıyıcıları vardır. Onlarla birlikte imha edilmek zorundadır. Bununla ilgili yönetmelikler vardır. Zorunlu risk yönetimi vardır. Bunlardan temizlik, hijyen, sterilizasyon, kalibrasyon. Bunlar nedir? Risk yönetimidir. Çünkü hastanelerde hijyen çok önemlidir, temizlik çok önemlidir. Enfeksiyon kapılmaması adına hastaların ya da hasta yakınlarının enfeksiyon kapmaması adına temizlik ve hijyene diğer işletmelerden çok daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Sterilizasyon keza aynı. Yoğun bakım, bebek yoğun bakım, ameliyathane gibi yerlerde sterilizasyon konularında çok hassas davranılması gerekmektedir. Onun dışında kalibrasyon, yani tıbbi cihazların belirli periyodik zamanlarda kalibrasyonları yapılması gereklidir. Örneğin bir laboratuvarda kalibrasyon yapılmamış bir cihazın yanlış teşhis ya da tanı konulmasına sebep olabilir. Ya da hasta olmayan bir kişiye yanlış tanı konulabilir. Cihazların bu periyodik dönemlerde düzgün doğru şey verebilmesi için sonuç verebilmesi için yenilenmesi gerekiyor. Yani uzman kişiler tarafından dışarıdan gelip o bakımı yenilemesi gerekiyor. Ama cihazları güncellemesi gerekiyor. Yani örneğin laboratuvarda kan tahlili yapıyorsunuz. Bir sonuç alıyorsunuz. Örneğin bir hasta gidiyor. Çok kötü bir sonuç alıyor. Tatmin olmuyor. Ben bunu başka hastanede yapacağım diyor. Başka bir sonuç çıkabiliyor. Bu kalibrasyon, yani bu cihazın aslında kalibrasyonun düzgün yapılmamasıyla alakalı bir durum. Hastanenin bölümlerine bakacak olursak çok karmaşık bir yapı olduğunu dile getirmiştik. Yani burada saymadığımız, gözümüzden kaçan da mutlaka vardır. Poliklinikler, yoğun bakım, ameliyathane, laboratuvar, görüntüleme, yönetim, morg, yemekhane, çamaşırhane, halkla ilişkiler, otopark çok daha fazla vardır mutlaka. Bizim aklımıza gelen bunlardı. Bir de sağlık işletmelerini üretim işletmeleriyle karşılaştıralım dedik. Örneğin sağlık işletmelerinde üretim ve tüketim aynı anda gerçekleşmektedir. Üretim işletmelerinde bu böyle değildir. Üretilir. Tüketime daha sonra tüketilebilir. Hizmetin depolanması ve stoklanması mümkün değildir. Üretim işletmelerinde depolanır ve daha sonra tüketilebilir. Sağlıkta müşteriye özgü hizmet verilir. Hastalığına ya da şikayetine göre. Üretimde böyle değildir. Üretimde genellikle bir standart vardır. Çok fazla müşteriye ya da tüketiciye tercih sunulmaz. Genellikle tüketici tercih eder. Sağlıkta hizmet soyuttur. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Fakat üretimde böyle değildir. Fizikseldir. Emek yoğun teknoloji kullanılmaktadır. Diğerinde ise sermaye yoğun teknoloji kullanılmaktadır. Evet, asıl şimdi konumuza geldik. Bu zamana kadar anlattıklarımız biraz ısınma hareketleriydi. Özel hastanelerde vergi, gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefiyeti açısından ve katma vergisi mükellefiyeti açısından değerlendireceğiz.
Ve konu başlıkları kısaca şunlar olacak eğitimimizde. Sağlık hizmetlerinde KDV, sağlık işletmelerinde hekimlerin ücretlendirme ve vergilendirme modelleri, tıbbi görüntüleme, tahlil, EKG gibi faaliyetlerin serbest meslek faaliyeti çerçevesinde değerlendirilmesi, özel hastanelerin SGK'dan tahsil edemediği hizmet bedellerinin KDV ve kurumlar vergisinden değerlendirilmesi, SGK muayene katılım payının tahsilinde düzenlenecek belgeler, son kullanma tarihi geçen tıbbi malzemede KDV sorunu, iş gücü temin yoluyla teşhis ve tedavi hizmetlerinde KDV oranı, turistlere verilen sağlık hizmetleri. Burada turistlere verilen sağlık hizmetlerine bir not düşmek istiyorum. Sağlık turizmi dediğimiz bir olgu var. Hiç duydunuz mu? Efendim? Diş ve göz bölümü çok yok. Evet, diğer bölümlerde de vardı. Nedir? Pakettir bu aslında. Yurt dışından işte kabile halinde hastalar getirilir ve ulaşımlık dahil. Efendim? Yani aynen termal konularında da bu hizmet verilmektedir. Kabile halinde getirilir. Onların otel, yemek, gezi, her türlü hizmetleri karşılanır ve tedavisi yapılır. Yine aynı şekilde gönderilir ve paket ücret tarifesi uygulanır. Bu sağlık turizmi açıkçası gerçekten de son zamanlarda çok ilgi gören bir sektör gibi bir şey oldu aslında ve bu konu devletin de teşviki vardır. Kurumlar vergisi ve gelir vergisinden %50 olarak vergi avantajı sağlamaktadır ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla da %100'e kadar da çıkartılabilir. Bu da gerçekten vergisel vergisinde çok önemli bir vergi avantajıdır. Yurt dışından alınan komisyon tutan faturaları ve yabancı diplomatlara verilen hizmetler. Kısaca eğitim konularımız bunlar olacak. Gelir ve kurumlar vergisi açısından baktığımız zaman gelir vergisi kanununun 37. maddesi uyarınca hastane işletmeciliği ticari bir faaliyettir. Bundan elde edilen kazançlar da ticari kazançtır. Şahıs şirketleri adi ortaklıklar ve şahıs işletmesi şeklinde kurulan özel hastanelerde ortakların kazançları gelir vergisine tabidir. Sermaye şirketleri veya dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler şeklinde kurulan özel hastanelerin kazançları ise kurumlar vergisine tabidir. Bunların dışında bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait hastaneler kurumlar vergisine tabi, kamuya yararlı derneklere ait hastanelerde elde edilen kazançlar da kurumlar vergisine tabi. Fakat kamu idare ve kuruluşlarına ait hastaneler kurumlar vergisinden muaftır. Kurumlar vergisi kanunu madde 4'te yer almaktadır. Bir diğer muafiyet ise üniversite hastaneleri, bunlar içerisinde vakıf üniversiteleri hastaneleri dahil kurumlar vergisinden muaftır. Bu da GÖK kanununun madde 56. maddesinde yer almaktadır. Katma değer vergisi açısından baktığımız zaman katma değer vergisi kanunu madde 17.2 denliğinde açıklanan işletmeler dışında, kuruluşlar dışında hastanelerin teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabidir. Peki, KDV kanunu madde 17.2 nedir? Ona bir bakacak olursak, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermaye kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekleri, tanımsal amaçlı kooperatifler ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların hastane işletmek suretiyle kuruluş amaçlarına uygun teslim ve hizmetleri KDV'den istisnadır. Bunun dışında kalan hastanelerimiz de teslim ve hizmetleri KDV'ye tabidir. Peki, KDV'de oran nedir? Kanun der ki, ilgili bakanlıklar ya da kanunlarla ilgili kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil
ambulans hizmetlerinde KDV oranı %8'dir. Peki. Şunu diyebilir miyiz? Sağlık hizmetlerinde KDV oranı %8'dir. Efendim? Ya bu ifade doğru bir ifade değildir, değil mi? Ama hepsinin kapsıyor manasına gelmiyor. Efendim? Hepsinin kapsıyor manasına da çekilir. Yok ama yani onun dışında yani bu bahsedilenlerin dışında istisnai durumlar da var. İlaç satışları da aslında ya da protezler vesaire. İlerleyen slaytlarda. Aslında bu biraz hizmete yönelik. İlerleyen slaytlarda dediğiniz cümleyi cevaplandıracağız. Biraz önceki kanun maddesinin aynısı. Doğru bir cümle. İlgili bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan ve hayvan sağlığına yönelik koruyucu, hekimlik, teşhis, tedavi ve razı şahsiyet hizmetleri, hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil ambulans hizmetlerinde KDV oranı %8'dir ifadesi doğru ifadedir. Peki. Verilen bir sağlık hizmetinin %8 KDV oranına tabi olması için yapılan hizmetin izne tabi olması gerekiyor. Yani sağlık hizmetini biz yerine getirdiğimiz için bu konuda bakanlıklardan izin almamız gerekiyor. İznin bakanlıklar veya kanunlarca verilecek türden olması, hizmeti yapanın bu izne sahip olması, buna yetkili olması, yapılan hizmetin koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve ambulans hizmetlerinden olması. Örneğin ambulans kiralama işlemi %18 KDV yapardır. Ambulans hizmeti %8'dir. Fakat biz bu ambulansı hastane bünyesine almadık, kiralama yöntemine girdiğimiz zaman da KDV oranı %18 oluyor. Yani biraz önceki ifadenin yanlış olmasının sebeplerinden mesela bir örnek budur. Aracı satmıyoruz ama ambulans hizmetini %8. Ambulansı satın aldık farz edelim. Hastane bünyesine aldık. Kiralamadık, satın aldık. Onda da %18 değil mi ambulans? Ama ambulansı satın alırken %18 KDV alalım. Şöyle bir özellikle durum var arkadaşlar. Sağlık hizmeti verilirken konaklama ve veya servis hizmetleri sağlanarak sağlık hizmetinin verilmesi durumunda faturada sağlık, konaklama ve ulaşım diye ayırmadan hepsini %8 KDV uygulayabiliyoruz. Evet. Peki bu şekilde faturalandırdığımız meblağ işte sağlık çözümüyle ilgili %50 istisnai kapsamı aynen bu şekilde sokabilir miyiz yoksa ayırmamız ne gerekiyor? Sağlık turizmi olduğu zaman KDV'den istisna alacaktı zaten. Çünkü yurt dışından getiriyoruz değil ya? Yok, yurt dışı vatandaşlarına verdiğimiz hizmetin %50'sini kurumlar vergisi kazancında direkt %50'sinin yarısını hatta indirim olarak beyan ediyoruz. Ama bunu yabancı vatandaşıyla imzalayacağınız bir paket sözleşme kapsamında faturalandırıp konaklamayla içine koysak konaklama da dahil olacak mı bu indirime? Şimdi sağlık turizmini yaparken siz yurt dışından hasta getireceksiniz ya. Yurt dışına ya da buradaki tatil amaçlı gelen hastaya verilen hizmet. Buradaki hastalara verilen hizmet sağlık turizmi olmuyor bu durumda. Ama konaklama evet. %8 KDV dahil. Yani %8 KDV olur. Ben anlattım. Kurumlar vergisindeki anladım ben dediğinizde şey olarak yani o sağlık turizminin bir devamıysa yani orada konaklama hizmeti bu işin olmazsa olmaz bir parçasıysa mesela evet, yani o bir paket halinde ayrılmazsa, evet siz bunu %50'nin içine sokuyorsunuz. O zaman dediği gibi de yurt dışından
gelmesi gerekiyor. Yani oradaki... Yok, tatil amaçlı buraya gelen bir yabancı uyruklu vatandaşın son günde yakalık bir cerrahi operasyon yapıp 3 günde konaklama hizmetini biz vereceğiz deyip... O sağlık turizmine girmiyor ama. O değil, o değil. Yani o sağlık turizmini oradan buraya getirirken paket halinde vereceğiniz hizmet olması lazım. Yani onun dışında burada gelen bir... Gelen bir turiste hizmet vermek sağlık turizmi olmuyor. Değil mi Esra'cığım? Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu. KDV ile ilgili 20 Temmuz 2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile 2 sayılı tablonun B22 sırasında tıbbi cihaz ve malzemeler gümrük tarif istatistik pozisyonları referansı olarak %8 KDV'ye tabi tutulmuştur. Bu tabloda yer almayan malzemeler için %18 KDV oranı uygulanacaktır. Bu tabloda cihazlar ve malzemelerle ilgili oranlar tespit edilirken parantez içi hükümler dikkate alınması gerekiyor. Çok somut bir örnek verecek olursak, tıpta, cerrahide, dişçilikte kullanılan alet ve cihazlar parantez içinde aksam ve parçalar hariç denilerek tarif edilmiştir. Bu durumda bunların ithali ve yurt içi teslimlerinde aksam, parça ve aksesuarlar için, yani örneğin endoskopi cihazının monitörü için %18 KDV uygulanacaktır. Peki, hekimlerin ücretlendirmesi ve vergilendirmesiyle ilgili olarak biliyorsunuz hastanelerde iki çeşit hekim ücretlendirmesi söz konusu. Birincisi bağımlı çalışanlar için ücret bodrosu. Bu bizim meslekte de böyledir biliyorsunuz. Bir de serbest meslek erbabı olarak serbest meslek makbuzu kesilmesi suretiyle hastaneye faturalandırıp bunun karşılığında ücretini alması söz konusu. Türkiye'de şu anda her ikisi de hekimler için bir modeldir, hastaneler için bir modeldir. Hatta şöyle bir durum var, bazı hastanelerde şu model bile vardır. Hem bodrolu hem serbest meslek makbuzu kesilerekten. Örneğin aylık hekimler ücret bodrosunda gösteriliyor, belli bir ücret. Örneğin 1000 lira net ya da brüt olarak gösterir. Geri kalan, ki bir hekimin 1000 lira alması zaten söz konusu değildir biliyorsunuz. Geri kalan kısmını serbest meslek ücretinin ve hak edişlerinin hesaba katılırsa serbest meslek makbuzu keserekten hastaneye faturalandırarak da ödemesini alıyor. Bu durumda hastane hekimin kullandığı polikliniği kiraya vermek suretiyle, yani kullandığı polikliniğe her ay fatura kesmek suretiyle kira faturası serbest meslek erbabı olarak çalıştırabiliyor. Bununla ilgili var mı arkadaşlar sorusu olan? Çünkü yani bu hasta kesiliyor. Hastane ile hekim arasında bir protokol imzalanıyor. Hem bağımlı çalışıyor hem bağımsız çalışıyor ki. Yani bizim meslek hukukumuzdan kaynaklı hem bağımlı hem bağımsız çalışamama zorunluluğumuz var biliyorsunuz. Fakat hekimlerden bu kadar diğer serbest meslek erbaplarında böyle bir durum söz konusu değil. Hekim ücret bodrosunda bodrol olarak çalışıyor. Örneğin 1000 lira ücret alıyor ama asıl ücreti 10.000 lira örneğin. 9.000 lira da makbuz, serbest meslek makbuzu keserekten geri kalan 9.000 lirasını tahsil edebiliyor hastanede. Bu durumda hastane de kullandığı polikliniği kiralama yöntemini bilerek, yani her ay ona kira faturası keserekten hekimi hastanede çalışıyor gösteriyor. Biri kira faturası kesiyor, diğeri de verdiği hizmete karşı serbest meslek makbuzu kesiyor. Sigortalı personel olarak değil mi? 1000 TL orada da gösteriyor. Evet, evet, evet. Bu şekilde de hastaneler var. Sigortalı olmasa da olur ya. Direkt serbest meslek makbuzu. Evet, direkt serbest meslek makbuzu da kesiliyor. Fakat... Hayır, onunla ilgili zaman zaman SGK'dan bununla ilgili şeyleri, SGK'lı şeyleri ödemeyeceğim gibi bir polemik yaşadılar. Fakat bu olay çözüldü. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir. Yani hastanenin böyle bir protokol imzalama yetkisi var, hakkı var. Yani sigortalı yapmadan da dışarıdan bir hekimle serbest meslek makbuzu karşılığında hizmet alabilir. Tabii. Bunun karşısında sadece kullandığı muayenehaneye kira faturasını kesebilir. Bu bodrolu şöyle söyleyeyim ben, bu kira faturasını keserken bir taraftan da bodrolu, yani ben bunu kısmi çalıştırıyorum. Bir kısım bodrolu çalıştırıyorum, geri kalan kısmını kiralama yöntemiyle bu poliklinik kullanmasına izin veriyorum. Bunun karşılığında ücret alıyorum şeklinde. Sadece serbest meslek makbuzu kestiği zaman kendisi bir kendi evini gösterebilir home office olarak ya da bir klinik
gösterebilir. Ama gösterebilir ama hastaneye kiralama yani rastlamadım. Olabilir mi? O da mümkün. Olabilir. Ama gerek yok. Yani Sağlık Bakanlığı da bu doktorla ilişkili kesilen faturaları yaptığı hizmetle ilişkili kesilen faturaları ödemesini yapar. Hı hı. Ödemesi, yani bu ödemeyle ilgili sanıyorum ücret bordrosunda gösteriyor. Çünkü SGK anlaşmalı hastaneler bunu normal şartlarda aslında tamamını serbest meslek makbuzu düzenleyerekten alması avantajıdır. Ama o ücret göstermesinin sebebi de medula sisteminde gözükmesi için ve SGK'lı hastalara bakabilmesi için evet. Yapılan bir protokol diye evet, yorumluyorum. Bazıları, SGK'lı olmadığı zaman direkt serbest meslek ve dışarıdan doktorlar ücret aldığı zaman Sağlık Bakanlığı bu ödemeleri yapmayabiliyor. Tabii ki zaten medula sistemine girmesi lazım. Medula sistemine girip yani SGK'dan faydalanabilmesi için. Normalde şöyle yapılıyor daha önce. Yani mesela bu olay arkadan şey olmadan önce bir defa doktora sigorta girişi yapılır. Bu giriş evrakıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nda SGK'ya müracaatta bulunup bu doktor bizim hastanede çalışmaktadır deyip 10 gün sonra ya da 2 gün sonra 3 gün sonra bu doktorun çıkışı yapılıyordu. Daha sonra serbest meslek makbuzu karşısında ödemeler yapılıyor doktora ve devam ediyor. Bu, ama bu yasal değil. Bu yasal işte, değil. Daha sonra ödemeler çıkmayınca artık 1000 lira üzerinden sigortalı yatırmaya başladı. Siz de hani, hem serbest meslek makbuzuyla da olabilir, sigortalı da olabilir. Yani kimi kurumlar bu şekilde yapıyor. Ama sadece serbest meslek makbuzu olarak şeydir. Örneğin SGK anlaşmalı olmayan hastaneler yapar. SGK anlaşması olması için bir kere bir ücret iş şartı sözleşmesi düzenlenecek. Bu iş şartı sözleşmesiyle SGK'ya gidip medula sistemi açılacak ki o hastaya bakabilsin ve faturalandırabilsin. Bir meslektaşım daha bir şey soracaktı sanıyorum. Burada gelir vergisi kanununda ücretim ve serbest meslek kazancımın tarifi var. Okumam çok anlamsız olacak değil mi? Hepimiz biliyoruz zaten. Bunun dışında serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif, adi kumandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancıdır. Gelir vergisi kanunu 65'in 3. maddesinde yer almaktadır. Serbest meslek faaliyetini murtad meslek halinde ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez. Gelir vergisi kanunu bu ifadeyi kullanmakta. Gelir vergisi kanunu 66. maddesinde ise bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sahip kuvvetlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar da serbest meslek erbabıdır der kanun. Ücret, işçi, işveren tanımları geçiyorum arkadaşlar. Hekimlerin hastanelerde ücretli olarak çalışması durumu. Aslında burada bağımlı çalışanlar için geçerli hüküm neyse hekimler için de aynı şey söz konusudur. İşverenin verdiği görevi yapmakla mükellef. Kendi onayı olmadan hasta kabul edememe, oda ve bölüm tahsisi, kirasız, ücretli olduğu için. İzinsiz başka bir kuruluşta çalışamaz. İzin, nöbet ve mesai saatlerini işveren belirler. Ve buna hekim uymak durumundadır. Hizmet bedelinin çalışılan süreyle bağlantılı ödenmesi, hükümlerini taşıyan sözleşmeler yaygın olarak. Bu sözleşmeler yapıldığında arkadaşlar, iş şartı sözleşmesiyle birlikte Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü'ne ibraz ediliyor ve medula'da sisteme kayıt ediliyor. Ve böylece hekim o hastanede hasta bakmaya başlıyor. Bu sözleşmelerde hukuken emir talimat ilişkisinin tanımlandığı, hekimlerin hiyerarşik zincir içerisinde işverene bağlı olarak çalıştığı, serbest meslek tanımındaki işverene tabi olmaksızın koşulu yerine gelmediği için vergisel anlamda ücrettir ve serbest meslek muamelesi yapılması halinde vergisel risk taşımaktadır. Bunun sonucunda da hastaneye gelir vergisi, stopajı ve SSK primi riski tahmin edilmesi doğabilir.
statüsünde arada hizmet sözleşmesi bulunması işverene tabi, iş yerine bağlılık, işverenin emir ve talimatları altında çalışma tespitleri ücretin varlığına dayanarak sayılmaktadır. Bu nedenlerle hastaneler hekimlerle yapacakları sözleşmelerin hizmet akdi mahiyetini taşıyıp taşımadığına dikkat etmesi gerekmektedir. Bir örnek verecek olursak, sadece belirli cerrahi müdahaleyi yapmak için hastaneye gelen cerrah, hastaya doğrudan makbuz düzenleyecek, hastane masrafları ise hastane tarafından hastaya fatura edilecektir. Bu açıklamalar doğrultusunda hekimin kendi iş yeri olması gerekmektedir. Serbest meslek, fatura kesebilmesi için doğal olarak. Sadece belirli bir hastaneyle çalışırken kendi iş yerine de hasta kabul edebilmesi, bütün mesaisiyle hastaneye bir emir komuta zinciriyle bağlı olmak yerine bağımsız faaliyet göstermesi, sadece belirli vakalar veya belirli saatler içerisinde kalmak kaydıyla hastaneye hizmet vermesi durumunda serbest meslek faaliyetine devam ettiği kabul edilir. Yani biraz önce söylediğim olayda bir farkı yok. Bu durumda hekim makbuz kesiyor. Hastane stoparaj yaptıktan sonra KDV'yi geçiren tutarı hekime ödüyor. Hekim geçici vergi dönemlerinde ve yıl sonunda beyannamesini vererek diğer vergi stoparajını mahsup ediyor. Hekimlerin limited ve anonim şirket kurarak hastaneye hizmet vermeleri durumunda hekimin ortak olduğu şirket hastane ile sözleşme yapar ve kendi ortak ya da çalışanlarından temin edeceği doktorluk hizmetini, yani iş gücünü hastaneye belli bir bedel mukabilinde tahsis eder. Bu durumda şirket sözleşmedeki süreler içerisinde örneğin her ay hastaneye KDV'li faturasını keser ve bedelini tahsil eder. Şirket de ortakların bu bedeli kar payı olarak duruma göre serbest meslek makbuzu karşılığında da dağıtır. Nolu KDV sürküsünde özel hastane işletmesinin ortağı olan Doktor A hem ortağı olduğu hastanede hem de haftanın 3 günü de özel sağlık merkezinde çalışmaktadır. Doktor A'nın haftanın 3 günü de özel sağlık merkezinde belirli bir bedel karşılığında çalışması durumu hususunda her iki işletmenin anlaşmış olması ve bu hizmetin C tarafından D'ye fatura edilmesi halinde söz konusu işlem iş gücü hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV D tarafından 9/10 oranında tertifata tabi tutulacaktır. Ancak Doktor A'nın haftanın 3 günü D özel sağlık merkezinde belirli bir bedel karşılığında çalışması hususunda her iki işletme arasında bir anlaşma olmaması ve bu hizmetin C tarafından D'ye fatura edilememesi halinde A tarafından D özel sağlık merkezine verilen hizmet ücret niteliğinde olmadığından serbest meslek faaliyeti çerçevesinde vergilendirilecektir. Var mı arkadaşlar bunu biliyor musunuz? Yine bir örneğimiz var. Mikrofon biraz uzak kalıyor. Duyulmuyor mu? Biraz uzak kalıyor mikrofon. Yani ben de burada açıkçası okumakta zorlanıyorum. Hem koyu mavi olduğu için ışıktan dolayı hem de küçük olduğu için okumakta zorlanıyorum. Nasıl? Olur. Sedat hocamız soruyu okuyacak. Şimdi bunu biz sürküden almıştık, KDV sürkülerinden. Açıkçası aradaki ayrım şeydi. Yani iş gücü temini mi, ücret mi, serbest meslek mi, onun bir ayrımını yapmak istedik. Ben mesela bir tane ünlü büyük özel hastanenin işte CFO'suyla görüştüğümde mesela ilk örneği, hocamın okuduğu ilk örneği kabul etmediklerini söylediler. Yani doktorların, hekimlerin limited ya da AŞ kurup fatura kesmelerini istemiyoruz biz dedi. Zannedersem uygulamada sorunlar yaratılmış. Bu iş gücü temini noktasında galiba mesleki sorumluluk açısından. Bu sürküde de verilmiş aynı şey. Yani bu verilen hizmet nasıl olduğunun dair bir ilke vermek istedik. Sağlık Bakanlığı'na bağlı işte P Hastanesi laboratuvar hizmetini L Laboratuvar firmasından temin ediyor. L Laboratuvar firmasının personeli hastaneye ait laboratuvarda doktor tarafından istenilen tahliller için kan, idrar vesaire örnekleri almakta, gerekli analizleri hastaneye ait cihazları kullanarak yapmakta ve sonuçları ilgili doktora bildirmektedir. Yani buradaki şimdi iş gücü temini mi yoksa
şey mi, serbest meslek hizmeti yoksa ücretli mi diye bir bakalım dedik. Bu işe ilişkin sözleşmede laboratuvar hizmetinin ve laboratuvar firmasına hizmet hattıyla bağlı elemanlar tarafından T hastanesine yönelik sevk, idare ve kontrolün altında T hastanesine ait araç ve gereçlerle veriliyorsa, evet bu bir iş gücü temini. Yani bu bir temizlik hizmetinden farksız görüyor sükü. Ancak bu iş gücü temini LEV laboratuvar firmasına ait değil, kendi araç gereçleriyle yapıyor. LEV firmasını hastane dışındaki iş yerine götürerek orada yapılıyorsa, yani hastaneye bağlı bir eleman bunu alıp diğer tarafa götürüyorsa da burada bir serbest meslek şeyi yapılıyor. Ve bununla ilgili bir hizmet hattı olmadığı, yani hizmet temini olmadığı söylenip bununla ilgili işte size tevkifatsız hizmet sunuyor. Evet. Yani sen bunu hastane için yaptığı için doktor KDV'nin 118 gibi. Aynen. Çünkü iş gücü, hani biz orada KDV'nin 8 mi 18 mi olduğunu anlatmak istediğimizde de olay oldu. Yani sağlıkta 8'dir diye işin içine çıkamıyoruz. İşin biraz müsteviyatına bakmak gerekiyor. Ücrette vergi ve sigorta yüküne baktığımız zaman bu tabloda şimdi vergi yükü alanında hastane %35 varan bir şey var, bir vergi yükü var. İçinde ise ek vergi yok. Sigortalılık açısından baktığımız zaman tavandan SGK işçi ve işveren primi ödemekle yükümlü. Ekinde gene yok. KDV her ikisinde yok. Yasal ve vergi ve kayıtlara baktığımızda hastane ücret bordrosu, hekimde defter ve belge yok. Serbest meslek erbabında vergi sigorta yüküne baktığımız zaman vergi yükü, stopaj, geçici vergi hepsi dahil, hastanede %20, hekimde %15 ila %35'e varan vergi yükü, sigortalılıkta SGK primi yok, hekimde ise 4 ve Bağkur sigorta primi var. Hastanede KDV açısından baktığımız zaman %8, hekimde ise faturalandırdığı için, KDV'yi hastaneden aldığı için tahsil edip yatırıyor. Yasal belge ve defterlere baktığımızda hastanenin belgeleri yasal defter kayıtlarına aktarılıyor. Hekimde ise belge düzenliyor, yani serbest meslek defteri tutuyor. Belge düzenliyor, fatura kesip, yani serbest meslek faturası kesip, baktığı kesip defter tutuyor. Şirkette vergi sigorta yüküne baktığımız zaman hastanede vergi yükü yok. Hekimde %20 artı %12 kar dağıtım halinde. Sigortalık açısından baktığımız zaman hastanede SGK primi yok. Hekimlerde 4B sigorta primi var. KDV açısından baktığımızda hastanede %8, tabii zaten zorunlu bir soru şartı var, biraz önce sürekli konuştuğumuz konu. Muhteviyatına baktığımız zaman %18 olabiliyor. Hekimde ise tahsil edip yatırıyor. Hastaneden kesti, mahfuzda hastaneden tahsil edip kendisi yatırıyor. Vergi dersi hekimlerin serbest meslek mahfuz kesip hizmet vermelerinde %8 KDV'yi kabul ederken şirketin fatura kesmesini %18 KDV'ye tabi tutuyor. Benim anlatacağım konu bu, bundan sonraki kısmı Sedat Hocam anlatacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, Sayın Doktorları, değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz. Yani bugün hakikaten zor bir gün. Hem yağmur İstanbul'da hem de geçici vergi var. Hani bu kadar katılım açıkçası beklemiyorduk biz. Genelde hani bu zor zamanda geldiğiniz için ayrıca ekstra bir teşekkür. Biz bu eğitimi hazırlarken açıkçası biraz kendimizi düşünerek yaptık. Hani bu sektör ne değildir diye. Bunda da Sema Hocam'ın deneyimi hakikaten çok fazlaydı. Kendisi uygulamayla ilgili benden çok daha fazla katkısı oldu. Yani biz sunumun hiç bilmeyen birisi diye düşündük programda konuşurken. Yani bilmeyen birisi sektörel bir uygulama için geldiğinde neyi merak eder diye düşündük. Hocamın da az önce yani bağımlı bağımsız diye sorduğumda da sayının az çıkması beni sevindirdi. Hakikaten sektöre uzak kişilerin katılması çok olunca o baştaki düşündüğümüz hani ya bilmeyen bir kişi geldiğinde sektörle ilgili bilgisi olsun, yani hikaye anlatmıyorum, işin özünü verelim dediğimiz şey de doğru oldu. Aslında hedefine ulaşmış olduk. O yüzden de yani eğitimin hazırlanma şekli sevindirici oldu. Şimdi
Ben de kendimden biraz bahsedeyim. Ben hocam kadar tabii deneyimli değilim. İsmim Sedat. Ben 2007 yılında aldım belgemi, öyle söyleyeyim. 2004 yılından beri de işin içindeyim. Ben ticaret lisesi hayatım çok olmadı. Bu zamanda süper lise dedikleri bir yerden geldim. Benim tabii ailemde biraz çok fazla muhasebeci var. Oradan bir merakım vardı. Sonra işte Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansı tamamladım. Sonra da sağ olsun buradan eğitmenliğime layık gördüler. Ben burada seve seve icra etmeye çalışıyoruz. İnşallah faydalı olurdur. Şimdi biz tabii hocam ücretlendirme modelini anlattı. Hakikaten çok çetrefilli bir durum. Baktığımız zaman da çok biraz kafa karıştıran durumlar var. Açıkçası biz eğitimde de işin ilkesini vermeye çalıştık. Yani şu şudur, bu budur diye kesin yargı değil de biz ilkeden yola çıkarak sonuca varmaya çalıştık. Diğer devam eden şeylerde de böyle olacak. Şimdi tıbbi görüntüleme, tahlil, EKG gibi faaliyetler var. Şimdi bunlar da serbest meslek faaliyetine mi girecek? Yoksa ticari bir faaliyet mi olacak? Bu da açıkçası yaşanan sorunlardan bazıları. Şimdi serbest mesleğin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani en belirli tanımı da işte sermayeden ziyade mesleki bilginin olması gerekir gibi bir durum var. Şimdi bu tıbbi görüntüleme, tahlil, EKG gibi faaliyetler bu mudur? Yoksa ticari bir faaliyet midir? Mesela baktığınız zaman diş hekiminin faaliyeti serbest meslek olurken diş protezcisi yapıyor, ticari oluyor. Bakıyorsunuz diş hekimlerinin de çok fazla sermaye yatırımları var. Artık yani eskisi gibi değil, çok ciddi cihazlar, şeyler var. Yani bunun arasında hakikaten bazen tereddüt yaşanabiliyor. Biz bu ayrımı nasıl yapmaya çalıştık? İşte röntgen, ultrason, tahlil, laboratuvar gibi faaliyetler hekimin aynı yerde mesleki faaliyeti bulunması halinde, bulunmaması halinde ticaridir dedik. Yani bunu hekim orada bizzat kendisini değil de işte oraya dışarıdan bir hizmet temini gibi yapıyorsa, o birileri bu sermayeyi bir araya getirip o hekimden hizmet satın alıyorsa bu bir ticari faaliyettir dedik. Yani burada hekimin şahsi bilgisi çok şey olmuyor. Sermaye var, dışarıdan hekim bulunduruyorsa evet bu ticaridir. Hekim teşhisi, tedavi, muayene yaptığı yerde faaliyetin devamında bu işi yapmaz, yani olmazsa olmaz mesela diş hekimi, burası kendi muayenehanesi ve o cihazlar bunun olmazsa olmaz bir faaliyet unsuruysa evet bu serbest meslek faaliyetidir diye ilkeyi koymaya çalıştık. Yani şurada da mesela hastane kazansal ticari kazan sayılmasına rağmen bakıyorsunuz poliklinik ve dispanser gibi faaliyetler serbest meslek faaliyeti sayılıyor. Hakikaten öbür tarafta yani hastanelerde çok ciddi bir sermaye yatırımı gerekiyor. Aynı hizmete yakın verebilecek poliklinik ve dispanserler serbest meslek faaliyeti olarak yer alıyor. Yani burada biraz ilkeye önem vermeye çalıştık. Bununla ilgili de IFRS, yani bilmiyorum bu denetim ve IFRS eğitimlerine katıldıysanız orada daha çok hep ilkesel bazda eğitim, yani ilkesel, bu IFRS ilkesel bazlıdır. Kural bazlı değil. Bunu da çok güzel özetleyen bir hocamızın şeyi vardı tanımı. Bizde otobüslerde hep işte şehitlere, gazilere, bu eğitimlere yer verilmez. Sanki genç ol, pasta olana yer vermeyeceğiz. Ya da işte ne bileyim, bu tanımın doğrultusunun içine girmeyen birisi gelirse yer vermeyeceğiz gibi bir şey oluyor. Avrupa'da bu böyle değil dedi. Yani Avrupa'daki tek kelime şu, sizden daha fazla ihtiyacı olan birisine yer verin. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani kural değil. Yani illa böyle tek tek sayma değil de bu işin ilgesi, yani sizden daha fazla ihtiyacı olan birisine yer verin, çok daha doğru. Burada da ticari mi, serbest meslek mi ayrımı aslında kanundaki ayrımdan geçiyor. Biraz da buna değinmek istedik. Hem biraz hatırlatmak olsun diye. Ticari faaliyette serbest meslek faaliyetini getirdiği yükümlülüklerle ticaret erbabı olmasında işte bilançoda işletme şartına göre defter tutuyor. Fatura kesip ödeme kaydet cihaz bulunduruyor. Yurt dışından bu hizmeti aldığında KDV stopajı yapılmaz diyor. Ticaret kazanç tahakkuk esasına ilişkin bir şey. Yani faturayı kestiğiniz an artık onun vergisini ödüyorsunuz. Tahsil edilmeye bakmıyorsunuz. İşte serbest meslekte bir tarifeniz var değil mi? Yani KDV'yi bu tarifenin altında bildiremiyorsunuz. Peki serbest meslek erbabı serbest meslek defteri tutuyor. Hekimlerde bu protokol defterinde serbest meslek kazandığına ilişkin bilgiler varsa gerek yoktur diyor otorite. Tahsilatını post cihazıyla yapıyor. Serbest meslek faturası kesiyor. Ve kazancını tahsil ettiğini bildiriyor. Bununla ilgili de aslında mesleki sorunlar da var da konumuzun dışında da ilgili. Şimdi bakıyorsunuz diğer önemli bir konu. Hani bu ticari ve serbest meslek ayrımından sonra
Şimdi özel hastanelerin SSP'ye kestiği bazı faturalar var, değil mi? Yani bunun da bir kısmını tahsil edemiyor. Şimdi buradaki durum ne olacak? İki türlüsü var. Bir faturayı kesiyorsunuz, bu gelir oldu. İkincisi de hem gelir ve kurumlar açısından hem de KDV açısından. Bu ikisini ne yapacağız? Yani uygulamada 100 kesiyorsunuz SGK'ya. SGK diyor ki ben bunun hepsini ödemem. İşte bakıyorum şu tahlilleri ya da işlemleri kabul etmiyorum. Ben bunu 80 lirasını ödemek istiyorum diyor. Bu geriye kalan 20 lira ne olacak? Onu irdelemeye çalıştık. Bakıyoruz MUK ve kurumlar vergisi açısından fatura kesildiği an tahakkuk ediyor. Yani bunun artık geri dönüşü yok. Ancak vergi usul kanunu 322 bize bir şey söylüyor. Diyor ki değersiz alacaklar. İşte kanaat verici bir vergi ve vesikaya dayalı tahsiline imkan bulunmayan alacaklar başlığı kapsamında bu mahiyete girdiği için ne yapıyoruz? Bu tahsil edilmeyen kısmı zarara geçirerek yok edebiliriz diyor. Vergi usul kanunu 322. madde. Burada kanaat verici belge nedir? Yani otorite bunu kabul ediyor mu? Uygulamada evet. Yani SGK zannedersem bir şey verdi. Yani fatura ya da benzeri bir geri dönüş yapmıyor. Yazı verebiliyor. Yazı veriyor istendiğinde ya da iletildiğinde. Senden. Şimdi bunlar gelir vergisi ve kurumlar açısından. Ancak bir de KDV durumu var bu işin. Şimdi baktığımızda KDV'de mali otoritenin diğer bazı özel konular gibi burada da biraz kafası karışık gibi duruyor. Değişik tarihlerde gelen özelgeler ya da yargı kararlarına baktık. Burada birbiriyle çelişen ya da örtüşen şeyler var. Burada da işte işin biraz ilkesel bazı herhalde temel oluşturacak. Bakın Mali İdare 2005 tarihinde bir özelge vermiş. Demiş ki KDV'nin 35. maddesinde gerçekleşmemesi, işlemle vazgeçilmesine dair sahip sebeplerle matrahta değişiklik olursa bu işlemi yapanlar vergi değişikliğinin hukuk bulduğu dönemi geçmeyecek şartıyla KDV düzeltmesine izin veriyor bu verdiği özelgede. Ama burada tabi KDV 35'in önemli verdiği noktalardan bir tanesi matrahta değişiklik olması. Şimdi neler matrahta değişiklik? Mesela iade bir matrahta değişiklik midir? Yani atıyorum 100 kestiniz, olduğu gibi tekrar iade etti size. Faturanız aslında 0 oldu. Yani bu bir matrahta değişiklik midir mesela? İade sayılabilecek midir? Yani KDV 35. maddeye sokabilir miyiz dedi şunu. Evet, orada da işte bu gibi durumları kabul etmiyor vergimiz. Yani neyin matrafta değişiklik olduğunda incelenmesi lazım. Sonra bakıyoruz, 2012'de tarihinde verdiği Konya Vergi Dairesi'nin verdiği bir özelge. Buradan da yeni tarihli olduğu için biraz uzun uzadıya aldım. Şimdi burada ilk verilen özelgede KDV'yi değiştirebilirsiniz diyor. Yani bu ne demek? KDV beyannamesinde 391'e attınız bir önceki dönemlerde, yıl geçmemek şartıyla 391'de hasılatın KDV'si olarak kaydettiğiniz işlemi atıyorum 2 ay sonra bu işlem iade edildiğinde, iade edilen kısma ait KDV'yi gidin beyannamenin üzerinde düzeltebilirsiniz demek. İlk özelgenin içeriği. İkincisi öyle demiyor ama ikincisi diyor ki bu diyor düzeltmesine izin vermiyorum. KDV dahil tutarı neye atabilirsiniz diyor. Zarara, yani gider olarak yazabilirsiniz. Bunun ikisinin arasında evet bir fark var. Diğerinde KDV üzerinizde kalıyor, ödüyorsunuz. İşte diğerinde de bunu gider yazıp kurum kazancınız varsa indiriyorsunuz. Kurum kazancınız yoksa üzerinizde kalıyor. Örnek alabilir miyiz? Örnek derken? Fiil olarak. Yani mesela burada mesela olabilir, nasıl bir işlemde böyle? Yani şimdi şöyle, bu iki özelliğindeki fark şu. Şimdi siz 100 liralık faturayı gönderiyorsunuz SGK'dan tahsil etmek için. Diyor ki ben 20 lirasını ödemeyeceğim size. Ödemediği kısım 20 liraya ait KDV'yi ilk özelge atıyorum 2 lira olsun. 2 lirayı beyannamede düzeltebilirsiniz diyor. Yani 191 ilave edilecek kısma yazıp KDV beyannamenizde daha önce matrah yani ödenecek KDV olarak yazdığınızda indirim yapabilirsiniz. İkincisi öyle demiyor. İkincisi diyor ki bunu gider yazabilirsiniz. Yani 7 hesaplardan birinin içine atabilirsiniz. O zaman da arada vergi yükü olarak fark çıkıyor. Yani duruma göre değişen. Bakıyoruz bir başka kararda Danıştay 9. Dairesi vermiş. Burada da ilk özelgeyle benzer, paralel. Yani 35. maddeyi de değerlendireceksiniz ve KDV'yi düzelteceksiniz diyor.
Ben evimde odasında da bazı şeyler baktım. Orada da aynı şey. Bizim mali çözümde çıkan birkaç yazıda da vardı bu, IFRS'e değinen. Orada da buna paralel görüşler var. Yani ağırlık şurada çıkıyor. 35. maddeye göre yıl geçmediği, dönem geçmediği sürece KDV'yi düzeltebilirsiniz. Yani gideri yazmak değil de KDV'yi düzeltmek daha ağır basıyor mali idare açısından. Biz de sonuçta kendi görüşümüzü yazdık. Yani değişik tarihlerde verilen şeylere bakarak. Sonuçta biz de 35. maddeye göre KDV'yi düzeltebilirsiniz dedik. Bununla ilgili muhasebe uygulamalı kısmında bir tane kayıt yaptık. Ona yeri geldiğinde bakarız. Şimdi katılım payı bedeli var. Hani hepimiz hastaneye gittiğimizde şey yapıyoruz. Bununla karşılaşıyoruz. Katılım bedeli alınıyor. Burada aslında çok da fazla kafa karışmıyor artık. Yani bu SGK adına hastanenin başkası adına tahsil ettiği bir bedel. Bununla ilgili bir fatura istemiyor. İdare de artık bunun farkında, mali idare. Sadece tek şey şu, kredi kartıyla tahsilat yapılması çok ağırlıklı olduğu için kredi kartıyla tahsilat yaptığınızda KDV beyannamesinin bir nolu tablosunda 6. satıra yazmayın, yani matrah bildirmeyin. Sadece 45 nolu kredi kartı bilgisi istenen satıra o bilgiyi yazmanız yeterli. Yani kredi kartıyla katılım payı tahsil ettiğiniz kısmı beyannamede matrah olacak şekilde değil de 45 nolu satırda kredi kartı özel bilgilerini olduğu kısma yazmanız yeterli. Bununla ilgili de bir izahat istenirse katılım payı bedeli demeniz idare nezdinde kabul görüyor. Bu da çok sık yaşanan bir sorun. İşte son kullanım tarihi geçen zayi olan mallarla ilgili. Şimdi burada ne var? 113 sayı KDV gelen tebliğ ve 57 nolu KDV sürelerine baktığımızda idare burada net. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nca kullanımı yasaklanan ya da kullanım süresi geçmiş ve imha edilen tıbbi malzeme zayi olan mallar statüsüne sokuyor. Bunları da isabet edecek KDV'yi diyor ki bir nolu KDV'de ilave edilen satıra yazıp daha önce indirdiğin KDV'yi düzelteceksin diyor. Bunda hiç aksi bir görüş yok. Bununla ilgili yapılması gereken işlemi bu şekilde belirtiyor idare. Ancak hani değeri düşüp zararına sattığınız mallarla ilgili herhangi bir yaptırım yok, onlar KDV'ye tabi. Öte yandan tabii son kullanım tarihi geçmiş, hasar görmüş, miladı olmuş, bozulmuş, ekonomik değerini kaybetmiş, insan sağlığını tehdit eden ilaç ve malzemelerin imha edilmesinde tabi takdir komisyonunca emsal bedeli ve maliyet bedeli arasındaki stok maliyetinden indirilerek ödem kazanılacağını tespitinde gider yazılmasını istiyorlar. Yani siz bunları imha edecekseniz bunlarla ilgili takdir komisyonuna başvurmanız gerekiyor. Oradan bir bedel size iletmeleri gerekiyor. Yani bunları son kullanımları geçti deyip atılacak bir durum değil. Sağlık sektöründe de herhalde bu uygulamacılar yani muhasebeciler için ciddi bir herhalde iş yüküdür diyorum. Şimdi birkaç tane de işte konuya değinmek istedim. Burada aslında sağlık turizmi de var. İşte turistlere verilen hizmetler ne olacak? Yani bunlar acaba KDV tabi mi değil mi? Yani bunlar tabii ihracatın neler ihraç ettiğini gibi bir vergiye baktığımızda hizmetler Türkiye'de yani burada yararlandığından yani bu kapsamda ihracat kapsamında değil. Bu konu net. Yurt dışından komisyon karşılığından faturalar demişiz. Özel hastanelerde yurt dışından komisyon faturası karşılığı gönderilen hastalar nedeniyle yurt dışına mümkün firmalardan alınan hizmetten yine yurt dışında yararlandığından burada da ne yapılması gerekiyor? KDV'ye tabi olması gerekiyor. Yurt dışından yerleşik firmaya ödenen komisyonlarla ilgili de burada ne yapıp bir teklifat yapıp sorumlu sıfatıyla ne yapılması lazım? İşlem yapılması gerekiyor. Sonra diplomatlarla ilgili bir olay var. Burada da daha önce uygulamadan dönülmüş fatura üzerinde KDV istisna veriyordu. Ancak şu an o uygulamaya son verilmiş. Fatura üzerinde KDV gösterecek. Yani diplomatlarla ilgili yapılan işlemlerde. Yani buraya kadar evet son bir şey de bu sağlık turizmiyle ilgili. İşte sağlık turizminde de hocamın da değindiği gibi yani yurt dışından bu kabile ya da işte bir toplum haline gelip burada işlem görenler onlarla ilgili de o hizmete ne dahilse yani sözleşme yani o nasıl diyelim verilecek sağlık hizmetinin olmazsa olmaz bir parçalarındansa yani buraya gelecek hastanın yemesi işte konaklaması onun işte bir otelde kalacaksa hatta servis hizmeti dahil
hepsinin bu işleme dahil olması gerekiyor ve hepsinin de %8 KDV olması lazım. Tabi bu sağlık turizminde kapsamında ise %50 de istisnası var bu işin. Buraya kadar var mı? Yani bir soru. Biz bundan sonraki kısmı biraz muhasebe uygulamasına ayıracağız ama isterseniz önce bir ara verin. Buraya dağıtmayın. Siz konuşuyor musunuz? Ben de konuşuyorum. Siz diyorsunuz.